Çarşamba günü yaptığımız, yani 6 Mart'ta yaptığımız Visual Studio'daki ilk örneğimizi tekrar etmiş olacağız bu videoda. Hem videoyu izleyip daha sonra örnek yaparken de takıldığınız yerlerde inceleme yapabilirsiniz. Biz bu örneğimizde birçok özelliği aslında hem öğrenmiş olduk. Onları şöyle üzerinden bir kez daha geçeceğim. Tabii ki 6 Mart'ta anlattığım kadar detaylı anlatamayabilirim. Eğer eksik olan bir şey varsa sizler de buraya katılım yapın. Şimdi şu şekilde bir tablo hazırladık biz. Bu tabloyu nereden ekledik peki? Hem tekrar etmiş olasın. Şu table'dan insert table'a bastık. Ve buradan rows'tan satırımızı, columns'tan da sütunumuzu ayarladık. Şu align, alignment yazan yer hizalama idi. Ve şuradan border'dan işte kenarlık rengi gibi özelliklerimizi ayarladık ve şuradan da piksel cinsinden bunun şuralardan ayarlamalarını yaptık. Satırımızı 8, sütunumuzu da 3 yaptık. Şu şekilde bir tablo hazırladık. Şu ve daha sonra bu tablonun içerisine şu gördüğünüz gibi alanı, adı, soyadı, sınıfı, dersin adı, birinci yazılı, ikinci yazılı, üçüncü yazılı, birinci sözlü ve ikinci sözlü yazılarını normal klavyeden basarak yazdık. Şeye bakalım, buraya bakalım. Şimdi şurada ise ilk defa sayfalarımıza drop down list, yani Türkçesi aşağı açılır kutudan ekledik. Yine bizim iyi bildiğimiz text box, yani boş kutulardan ekledik. Buraya buton ekledik ve sonucu yazdırmak için de bir tane label ekledik. Şimdi bunların renklerini farklı olarak görüyorsunuz. Biz bunları CSS kullandık ilk defa. Visual Studio'da CSS stil şablonu hazırlayıp bu kutularımızı ve yazılarımızı tek tıklamayla ne yapmış olduk? Biçimlendirmiş olduk. Ben bunu bir kez daha göstereyim. Öncelikle şu şeyi gösterelim. Tıkladığınız elemanın özellikleri ne yapıyor aşağı şurada? Değişiyor. Şimdi bu drop down list'in içerisinde bizim bir çalıştırayım bunu da görün. Bu drop down list'in içerisinde benim yüklediğim bazı şeyler var. Drop down list bize web sayfalarında yerden kazanç sağlıyor. Bakın seçiminizi yapınız diyoruz. Biz bunları hazırladık. Biraz önce tablo koydum ya, onun şey çizgisi. Bilişim teknolojileri, muhasebe, finansal ve çocuk gelişimi diye en başta seçiminizi yapınız genelde koyuluyor. Bu şekilde alanlarımızı ekledik. Sınıf içinde şu sınıfları yükledim yine. Gençler bakın, kullanıcının belli bir formatta, belli bir formatınız varsa bunu kullanıcıya text box'lara giritmeyin. Belliyse yani, değer, yani seçilecek değer belliyse. Ya biz ki orada mesela bizim bölümümüzün 3 tane bölümümüz var. Bunlar belli değil mi? Bunu adamı buraya mesela drop down list yerine ne yapabilirdim? Boş kutu da koyabilirdim. Adam klavyeden yazardı oraya bilişim teknolojileri. Ama gerek yok. Genelde biz böyle durumlarda belirli olan, seçimi belirli olan durumlarda drop down list, yani aşağı açılır kutu ekliyoruz. Ve şuradan sınıflarımız da belli. İşte şuradan derslerimiz de belli. Biz tabi buraya bütün dersleri yazmadık. Normalde yazarız. Yani bunlar değişmez değil mi kullanıcıya göre? Yani şu yazılı notları değişebilir kişiden kişiye. Ama şunlar değişmiyorsa bunları genelde gençler biz neyle hazırlıyoruz? Drop down list ile hazırlıyoruz. Peki drop down liste eleman nasıl eklenir? Şu drop down list eklediğiniz zaman yan tarafında bir ok işareti çıkıyor. Ok işaretine tıkladığınızda şurada edit items. Items elemanlar demek. İtem eleman. Items elemanlar edit'te düzenle. Yani elemanları düzenle butonuna tıklıyoruz. Bakın. Şu add ekleydi. Biliyoruz değil mi? Remove da kaldır. Ekle kaldır yani bu. Add'e basarak buradan istediğiniz kadar buraya ne yapabilirsiniz? Eleman ekleyebilirsiniz. Bu eklediğiniz elemanların üzerinde yazacak olan yazıyı tekste yazıyorum. Yani örnek veriyorum. Bizim de mesela elektrik bölümü olsaydı. Şimdi bakın şu text kısmı ekranda gözükecek olan kısım, bir de value var. Value da program kısmında kullanacağım kimliği bunun. ID gibi düşünün, kimliği. O yüzden text'te Türkçe karakter kullanabilirim ama value'da Türkçe karakter kullanmam. Ve buraya daha kısa isimler de ne yapabilirsiniz?
verebilirsiniz. İşte elektrik, başka ne bölümleri olabilir? Türkçe karakter içeren bir şey arıyorum. Oralı dilimiz ucunda. Yok yok yok. Harita, torna, makina, harita. Kumandanızı neyse, büro yönetimi olsundur. Ya aklımdaki o değildi ama. Evet, büro yönetimi seçiyorum. Burada Türkçe karakter var. Şu value kısmında buraya bro alt tire ne yazıyorum? Evet. Yani kısacası şu. Text kısmı ekranda gözükecek olan etiket value'da programda bu isimle çağıracağım bunu. Bu değeri bu isimle kullanacağım. Okey dediğimiz zaman ve sayfamızı yenilemeye gittiğimiz zaman şunu tabii kaydedelim. Sayfamızı yenilediğimizde bakın şu eklediğim elemanların buraya eklendiğini görüyoruz. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Şu drop down tabi durdurmam lazım değil mi? Her çalıştıktan sonra stopluyorum bunu. Bu yaptıklarımı hocam hoparlör lazım değilse yavrulacağız. Hoparlör yok bizde ya. Buradaki hoparlör nerede? O, bizde ses sistemi var burada. Büyük sistem. Hoparlörler şey. Hoparlörün hepsini Cüneyt Ucu'dan almışlardı. Herkes aldı benden. Hiç yük almadı. Şey değil yani, son muhasebe değil hocam. Evet. Şimdi şu drop down listi mesela anladık değil mi? Evet. Şunları anlatmama gerek yok. Şunlar text box'lar, normal kutular. Şimdi şu drop down listte mesela stil şablonu nasıl hazırlanır onu da göstereyim. Geçen ders onu konuşmuştuk. Şu format menüsünden new stil diyoruz gençler. Aynı Dreamweaver'da olduğu gibi basıyorum buraya. Dreamweaver'dakinin aynısından ne geliyor buraya bir tane? Pencere geliyor. Bu pencerede Dreamweaver'dan bir farklılık var mı Kerimcan? Yok. Şimdi burada buraya isim veriyoruz. Mesela ne diyelim buna isim olarak? Stilim 1 olsun. Current page, gençler şunu da söyleyelim. Current page dediği sadece bu sayfada geçerli olsun demek. Ama eğer ki siz diğer sayfalarda da bu stil şablonunu kullanmak istiyorsanız. Yani benim anlatmak istediğim şu. Yerel CSS genel harici diye bir şey var. Şimdi siz current page kısmını tıklarsanız sadece ki zaten o seçili geliyor. Sadece default.aspx sayfasında bu stil şablonunu ne yapabilirsiniz? Uygulandığı yerde geçerli. Evet, sadece burada kullanabilirsiniz. Bu sayfada. Ama buradan bunun new stil sheet exciting stil sheet özellikleriyle dışarı harici olarak ne yapabilirsiniz? CSS dosya olarak çıkartabilirsiniz. Çıkarttığınız dosyayı tekrar peki bunu bir iptal edeyim. Bu çıkarttığınız dosyayı da tekrar o sayfaya bağlamak için neye basacağız? Evet. Hatırlıyor musunuz bu ETA stil sheet'i? Dilimi burada da vardı, hani zincir işareti vardı yanında. Evet. Bu ETA stil sheet'e bastığınız zaman da size soracak. Nerede arkadaşım hani CSS şablon nerede diye sana soracak. Sen de buradan seçip bağlayacaksın. Ben bu örneği birazdan yapacağım. Şimdi format menüsünden new stil sheet diyeyim. Buna current page diyeyim sadece. Şimdi bu özellikleri biçimlendiriyorum. İşte yazı tip, yazı özelliğimiz. Şuradan değişik alakasız bir şey seçeyim. Cooper Black, font size 24. İşte yok efendim bold. Bunları biliyorsunuz değil mi artık? Evet. Biz bunların üzerine çok durduk. CSS stil şablonun üzerine çok durduk. Çünkü nereye giderseniz gidin. Hangi programı kullanırsanız kullanın. CSS sizin en önemli malzemeniz. Çünkü Visual Studio'da şimdi bu videoda değinemedim ama tasarım yapmak, biçimlendirme yapmak çok zor. Çok zahmetli. Her seferinde yeniden yapmanız gerekir. Onu da gösteririz birazdan. Evet. Rengini seçiyoruz şuradan. Rengi şöyle olsun. Bunları biliyoruz gençler artık. Arka plan rengi de koyalım şöyle bir yeşil. Şurada kutu içine alma var. Bunları artık söylemiyorum. Padding değerleri, margin değerleri. Apply diyorum, uygula diyorum. Evet. Uygula. Apply. Uygula demek. Şimdi gençler şu drop down liste bir kere tıklıyorum. Ve şurada CSS class var, görüyor musunuz? Evet. Şuraya bas, şu CSS class'a bastığınız zaman
benim hazırladığım stil şablonlarını göreceksiniz burada. Mesela biz önceki derste kutular için ve labeller için diye iki tane stil şablonu hazırlamıştık. İşte biri arka planı mor olan o zaten işte. Ama burada bir de yeni hazırladığımın adı ne? Stilin noktası gibi. Böyle mi almış? En son yaptığımı düzeltmedim ya. Kapatıp açtım orada stilin bir yapmadım. New Stil 1'di benimkinin ismi. Gördüğünüz gibi şu drop down list benim biraz önce hazırladığım stil şablonunda ne yapmış oldu? Onu seçtim ya. Bundan sonra sen mesela şunları da aynı şekilde seçmek istersen şuradan seçip şuradan da size tıklaman yeterli. Bakın bu kadar basit bu iş. Bakın oldukça hızlı. Stil şablonunun bana faydası bu. Ama stil şablonu kullanmıyor olsaydım. Bakın ben kutuları da biçimlendirdim. Kutuları da aynı özellikle biçimlendirme yaptım. Şimdi kullanmıyor olsaydınız bunu seçip mesela şunun klasını kaldırayım ben. CSS'ini kaldırayım. Bakın normal. Nasıl yapacaktınız? Gelecektiniz fonta. Ondan yap. Buradan tek tek bold true diyecektiniz. Yok efendim size 24 diyecektiniz. Fora color, yazı rengi, buradan her biri için, bakın hala hazır değil gördüğünüz gibi, her eleman için, mesela bunun için yaptınız, sonra buna geçecektiniz yapmak için, sonra buna geçecektiniz yapmak için. Yani her eleman için tek 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 her sürekli aynı işlemleri yapmak zorunda kalacaktınız. Ama biz böyle yapmadık, biz ne yaptık? Bir kere stil şablonu hazırladık, ondan sonra CSS class'tan bunu, bakın, bir tıkla, pardon şu bir tıkla ne yaptık bu özelliklere bunu büründürmüş olduk. Videoyu burada sonlandırmıyorum. Sadece durduruyorum. Kapatmayın hocam içeri. Stop. Stop değil ya. Pause. Videomuza devam ediyoruz. Şu text box'ları da bir harekette şeklini değiştirebiliyoruz. Hani bunları böyle her seferinde şuradan işte fontu açıp tek tek yok işte kalın yap şunu yap bunu yap ne yapıyor uzun sürüyordu. CSS class'la ben bağlamışım mesela. Niye bağlamışım? Şuradan label'lar için yapsam mesela şu label için yaptığım özelliğe bürünüyor. O yüzden ben bunu baştan ayarlıyorum. Şunu göstereyim bir de. Bir sayfa daha açalım. Yeni bir sayfa açmak için website'dan ne diyoruz? Add new item diyoruz. Ve add new item yeni bir sayfa web formu açıyoruz. Ve bu web formunu açıyorum. Şimdi bu web formunda buraya bir tane text box ekleyelim. Kutu. Şu CSS class'a bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi biraz diğer sayfada yaptığım CSS şu anda diğer başka bir sayfada yok. Kullanamıyorum. Ama çağıracağız hocam. Mesela biz şablonlar oluşturuyoruz. Şablonlara tek tek CSS'e mi uygulayacağız? CSS'lerini hazırlayacaksın. Daha sonra şablonun içerisinde istediğin yerlere tek tıkla çağıracaksın. Şablonlar mı böyle olmaz mı hocam? Ya bir de şöyle bir şey var. Sen web sitesi yapmadın ya için mesela. 3-5 tane web sitesi yapsan senin zaten bir tarzın oluşmaya başlar. Anladın mı? Hani bir renk tarzın, işte şu tarzın ve o tarzın oluştukça sen onları zaten bir yere depolarsın. Sen bu mesela bu CSS işleri de yapabilirsin. Dilimi burada da hazırlayabilirsin. Veyahut da ellen kodla da yazabilirsin. Buraya sadece o CSS dosyasını ne yapacaksın? Çağıracaksın. Nereden çağıracağız? Forma etap stil sheet. Şu anda yok benim bir CSS'm. Görüyorsunuz değil mi? Boş. Şurada olsaydı CSS'yi bakın CSS dosyası arıyor benim. Benim biraz önce bakın şu sayfada default sayfasında size söylediğim dışarı aktarma vardı. Yani current page değil de dışarı aktarma işlemi. Mesela buna stil diyelim. Ben sadece yazı rengini değiştireyim. Şöyle farklı bir şey. Bakalım şeyi aldı mı? CSS dosyasını aldı mı? Bakın şurada. Bu değil mi? Evet.
Şimdi bunu buraya bağlamak için ne yapacağız? Bakın artık burada bir CSS dosyam var. Çıkarttım ya onu oradan. Artık her sayfada bunu buradan nereden? Format menüsünden Atasite Sheet tuşuna basarak artık buradaki CSS dosyamı ne yapabilirim? Evet. Bakın bu sayfada bunu ne yaptım? Yüklemiş oldum. Artık ben bu text box'a özelliği ne yapabilirim? Bakın stil özelliğini uygulayabilirim. Tamam? Bu kadar basit. Biz bu zaten Dreamweaver'da da yapmıştık. Şimdi devam ediyorum. Şeye geçiyorum. Butonu da özelliklerini değiştirdim ben. Mesela border özelliklerini değiştirdim şuradan. Onu da söyleyelim de. Şimdi neyse. Gelelim tasarım kısmı bu. Gelelim kod kısmına. Kod kısmına girmek için hesapla butonuna çift tıklıyoruz. Ve imlecin yanıp söndüğü yer. Şurası. Buraya program kodlarını yazıyoruz. Şimdi program kodlarını yazmadan önce biz önce değişkenlerimizi belirleyeceğiz. Değişken neydi gençler? Verileri içerisinde muhafaza ediyor değil mi? Ve biz bu veri ve bu değişkenlere tiplerini tanımlıyorduk önce. Diyoruz ki ya bir değişken, siz değişken tanımladığınızda bilgisayarınızın RAM belleğinde yer ayrılır gençler. Ve bilgisayar açık olduğu sürece, yani o sayfa açık olduğu sürece de o RAM bellekteki bilgiler silinmez. Geçici olarak kalır. Geçici bir süre ama o sayfayı kapattığınızda veyahut da bilgisayarı kapattığınızda, yani aynı hesaba geliyor. O RAM bellek içerisindeki o bilgiler ne yapar? Uçar. İşte bizim değişken tanımlamamız, biraz sonra yapacağım değişken tanımlamamız aslında RAM bellekte ne açmak? Böyle yer açmak. Yani ve onların içerisinde ne yapıyoruz biz? Veri tutuyoruz. O tutacağımız verinin de tipini tanımlıyoruz. Ya burada şimdi ben sayı mı tutacağım? Yazı mı tutacağım? Tek bir karakter mi tutacağım? Tarih bilgisi mi tutacağım? İşte bütün bu şeyi nereden yapıyoruz ilk önce tanımlıyoruz. Biz de öyle yapalım. Şimdi mesela bende ne var? Bakın. Şunlar önemli değil. Ben şu bilgileri matematiksel bir işleme sokmayacağım değil mi? Ben sadece şu seçimleri veri tabanına ne yaparım? Kayıt yaparım. Ama şimdi gerek yok. Bizim için, onlar için ben bir değişken ne yapmıyorum? Tanımlamıyorum. Birinci yazılı notu, yani şu kutunun ismini ne vermişim ben? ID'sini yazılı bir. Artık ben kutuyu ne olarak çağıracağım? Yazılı 1 diye çağıracağım. Mesela bunun adı ne? Yazılı 2. Bunun adı yazılı 3. Bunun adı sözlü 1. Bunun adı da sözlü 2'ymiş. Bak bu kutuların isimleri bunlar. Programda ben bunları bu isimle çağıracağım. Bana şimdi kaç tane değişken lazım? 1, 2, 3, 4, 5. Bir de sonucu yazdıracağım. 6. Onlar önemli değil. Onları matematik işlemi sokmayacağım için. Gerek yok. Ama isterseniz yaparız da yani. Bir oradaki seçilen veriyi bir değişkene alırız. Ama şu an için gerek yok. Birinci yazılı notu için bana bir değişken ismi söyleyin. Direkt. Bakın vereceğiniz değişken isimleri şöyle olsun. Kısa olsun. Öz olsun. Ve konuyu anlatan bir isim olsun. O zaman Y1 yazılı bir. Ya biz genelde Y1 kullanıyoruz mesela. Yani yazılı biri anlatıyor diye. Ama sen yaz bir de diyebilirsin. Ama bak şöyle bir isim verme. Karpuz gibi isim verme mesela. Çünkü hani sen bu programı daha sonra açtığın zaman program kodlarında işte bir hata oldu, inceleme yapıyorsun. Karpuz hangisiydi? Ya karpuz hangisiydi? Yani o yüzden verdiğiniz değişken isimlerinde ve değişken isimleriniz mutlaka harfle başlamalı. Harfle. Yani bir Y değil. Ne olacak? Y1 olacak. Türkçe şeyler harfle başlayacak her zaman. Sayıyla başlamaz değişken ismi. Bunlar bizim değişken ismi verirken önüne dikkat edeceğimiz kurallar ki siz bunları geçen sene zaten gördünüz. Değişken isimlendirmede dikkat edecek noktalar diye hatta sınavda da çıkmıştır bu sizin. Böyle bir şey. Neyse. Şimdi değişkenlerimi tanımlamaya başlıyorum. Biz de değişken tipleri gençler. Int var. Değil mi? Evet. Ve en çok kullanacağımız string var. Şu. Yani string metinler için int sayılar için. Bir de şey var. Int tam sayılar için gençler. Tam. Tam ne demek? Virgülü yok. Küsuratı yok demek. Ama virgüllü bir sonuç çıkaracaksa. Virgüllü ondalıklı sayı. Double falan vardır herhalde. O zaman da ne kullanıyoruz?
Davul. Ben şimdi genel olarak şu 3 tanesini bilseniz yeter. Ben konular ilerledikçe bu değişken tipleri yine size söylemeye devam ederim. Yaklaşık 16 tane değişken tipimiz var. Sonuçta hani int dışında biliyorsunuz byte var mesela. Yine tam sayı ama sınırları daha küçük. Short var değil mi? Int var. Longit var. Daha büyük sayıları tutmak için gibi. Yani mesela onluklu sayıları tutmak için double'ın yanında daha küçükleri tutmak için single var. Yani bunlar bizim bir sürü değişken tipimiz var. Ama şimdilik 3 tanesini bilseniz yeterli. Tamam. Örneğimiz için. Ben örnekler ilerledikçe bu değişken tiplerini söylemeye devam edeceğim. İşte tek bir karakter tutmak için gençler char kullanıyoruz. Tek karakter. Şu. Char. Yani tek bir karakter nedir? Sadece A harfi mesela. Anladınız mı? Ya sadece 5 mesela. Sadece B harfi mesela. Tek bir karakter tutmak için bunu kullanıyoruz mesela biz. Şimdilik dediğim gibi biz tam sayı olarak int'i kullanalım. Şimdi değişken ismi ne dedik biz? Y1 mi olsun? Gençler bakın şöyle yapabileceğiniz gibi değişkenleri tek tek böyle ayrı ayrı yazabileceğiniz gibi aynı tipteyse değişkenleriniz bak aynı özellikteyse hepsi bunların int değil mi? Ya tam sayıysa bunları böyle ayrı ayrı yazmak yerine tek satırda aralarına virgül koyarak yazabiliyoruz. Yani benim Y1'im de aynı özellikte, Y2 de aynı özellikte, Y3 yazılı 3'ten yazılı 3'ü buraya aktaracağım. S1 var, bir de S2. Bunların hepsine aynı özellikte olduğu için tek satırda, tek intle araya virgül koyarak hepsini ne yaptım? Tanımladım. Sen dinlemiyor musun dersi? Dikkatli dinle. Başka bir şey düşünüyorsun gibi. Bir de sonuç var değil mi? Hani bu yazılı notları siz ortalamanızı nasıl buluyorsunuz siz? Bu çıkan sonuç tam sayı çıkmama ihtimali yok mu? Var. Var değil mi? Mesela örnek veriyorum. 42 74 çıktı ortalamanız. 74 çıktı toplam. 74 bölü 5 küsuratlı çıkıyor değil mi? Evet. Tam çıkmıyor. Bunu düşünerek ben ortalama diyelim şeye. Ya da sonuç diyelim. Ortalamayı double olarak tanımlıyorum. Sebebi ise biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı. Tamam. Şunlar tam sayı olacak. Buraya girilen değerler 0 ile 100 arasında adam yani bir sınavda adam 72,5 almaz. 72,4 almaz. Değil mi? 70 alır, 73 alır. Tam sayı alır yani. Ama ortalama sonucu küsuratlı ne yapabilir? Çıkabilir diye ben ne yapıyorum? Sonucu yani sonucu yazacağım değişkenimi double olarak tanımlıyorum. Double niye hocam? Çünkü biraz önce söyledim double onluklu sayıları tanımlamıştı. Eğer double tanımlamazsa örnek veriyorum sonucunuz 74.3 çıktı ortalama sonucu. Adam 74 yazar sadece ekranda yani. Program. 74 küsuratını almaz. Şeyde mesela hocam ev kullan. Hocam. Evet. 74.5'ün üstünde ne yapıyor? Yukarı 75 yapıyor. Sen söyle. 5. 5'in üzerindeyse yukarı alıyor. Evet. Evet. 74.6 çıkarsa ortalamanız 75 yazıyor. İlk derseniz böyle yazar. Double derseniz ama direkt ne yapar oraya? 74.6 diye sonucu net bir şekilde verir. Ben net bir şekilde vermesini istediğim için ortalamayı double olarak tanımladım. Yani isteseydim ne yaparım şuraya? Virgül koyarak onu da tam sayı haline getirebilirim. Evet. Tanımlamalarını tanımladıktan sonra ise bir programda İşlem sırası şudur. Önce değişken tipleri tanımlanır. Sonra kutulardaki veriler değişkenlere aktarılır. Bu söylediklerim videoya aktarılıyor. O yüzden tekrarlamıyorum. Üçüncü olarak ise matematiksel işlemler yapılır. Son işlemde ise, son adımda ise çıkan sonuç bir label'la ne yapılır? Ekrana bastırılır gençler. Bunu videoya kayıt olduğu için bir daha tekrarlamıyorum. Evet, şimdi biz ikinci adımda neye geçmiş olduk? Birinci adım tamam. Evet. Birinci adımda, yani ne yaptık biz? Şuraya şu şekilde program açıklamaları koyabiliyoruz. Programla ilgili açıklamalar. İşte bu satırda, neyse onu sonra gösteririz. Gerek yok canım, o hani programla ilgili bilgi olsun diye. Programın bir etkisi yok. Neyse, ikinci adımda şimdi neye geldik? İkinci adım neydi? Birinci adım değişken tipleri tanımlandı. İkinci adımda ise kutulardaki veriler değişkenlere aktarılacak.
Evet, aktarmaya başlıyoruz. Önce Y1'e aktaralım. Y1 eşittir. Yazılı bir. Şimdi normalde şöyle olacak değil mi? Adı neydi o kutunun? Yazılı bir nokta teksti. Değil mi? Normalde şöyle yazılıyor. Ama çevirmemiz lazım. Şimdi bakın yazılı bir nereden geldi onu bir daha göstereyim. Şu ne demek? Bakın bu kutunun adı ne? Bu kutu ne? Adı ne? Yazılı bir. Ben bunu demek istiyorum ki yazılı birin içindeki yazıyı oku. Sayıyı değil. Yazıyı al. Her zaman neyle eşitliğin sağ tarafındaki bilgi sola yüklenir. Ama burada yüklenen ne? Yazı. Ama bana lazım sayı. O yüzden şu yazılı bir nokta teksti ben parantez içine alıp başına da dönüştürme işlemi yapıyorum. Dönüştürme işleminin yapmak için ise convert komutunu kullanıyorum. Noktaya bastığınızda benden nereye çevirmeni istiyor? Yani nereye dönüştüreceksin diye soruyor. Ben de int 32 olarak bunu ne yapıyorum? Tanımlıyorum. Şimdi ben ne yaptım? Yazılı bir isimli kutudaki yazıyı aldım. Sayıya dönüştürüp kime yükledim? Y1'e. Şu an Y1'e ne yaptım? Kutudaki veriyi aktarma işlemi gerçekleştirdim. Şimdi ben bunu kopyalayıp diğer biliyorsunuz ben bu işlemi kaç kere yapacağım? 2, 3, 4, 5 kere aynı işlemi yapacağım değil mi? Evet kopyaladım. Kopyalıyorum ve şuraya ne diyorum? Y2. Şunun adı neydi? Yazılı 2. Bir daha kopyalıyorum. Y3. Şunun adı ne? Yazılı 3. Bir daha yapıştırıyoruz. Bunun adı S1. Bunun adı yazılı 4 değil. Sozlu 1'di galiba. Sozlu 1'di. Bir daha yapıştırıyorum. Şunu kopyalayalım. Evet. S2'ydi. Ve bunun ismi de sözlü 2 olarak. Evet. İkinci adım gerçekleşti. Evet, bir daha tekrarlıyorum. Birinci adımda değişken tip tanımlamaları yapıldı. İkinci adımda kutulardaki veriler dönüştürülüp değişkenlere aktarıldı. Şimdi üçüncü adımda ise matematiksel işlem yapılır. Hesaplama işlemi yapılır. Sırasıyla böyle işler gençler programı. Matematiksel hesaplama işlemimiz ne? Siz 5 tane notunuz var. Bunu 5'ini toplayıp 5'e bölüyorsunuz. Peki kime yüklenecek bu? Gençler yüklenecek olanı en başa yazıyoruz. Bunlar ortalamaya yüklenecek. Şimdi Y1 artı Y2 artı Y3 artı S1 artı S2 değil mi? 5 tane değer. Bunları topla 5'e bölüyor. Şimdi gençler diyor ki arkadaşlarınız şunları diyor paranteze almazsak matematikte işlem öncelik sırası vardır diyor. Yani matematikte bu şekilde yazarsanız önce şu S2'yi 5'e böler. Sonra bunlara toplar. Çok saçma bir şey çıkar. Ve yüzün üstünde bir değer çıkar. Yanlış çıkar yani sonuç. O yüzden matematikte işlem öncelik sırasını aşmak için biz şurayı parantez için alıyoruz. Diyoruz ki önce topla. Şu mesela önce hepsini bir topla. Toplamı 5'e böl diyerek işte matematiksel denklemi oluşturmuş oldum. İşte şu matematiksel denklemi dönüştürme işlemine biz algoritma diyoruz aslında. Son adıma geldik. Son adıma geldik. Son adımda ise gençler ilk önce değişken tip tanımlamaları yapıldı. Kutulardaki veriler değişkenlere aktarıldı. Matematiksel işlem yapıldı ve son olarak sonuç ekrana yazılacak. Genelde ekrana yazdırmak için biz label kullanıyoruz. Gençler. Ve o label'ımın ismi neymiş bakalım. İsmi bakın şuradan. Burada ne yazıyorsa o. Yani belli olmaz. Ben öyle güvenmem. Benim güvendiğim yer burası. Belki böyle text'ten max'ten yazılır ve gözümden kaçar. Şimdi mesaja yaz diyorum. Şimdi mesaja yazılacak olan yazı istiyor. Yazı şimdi. Bak bende sayı var. Değil mi? Benim ortunun içerisinde ne var şu anda? Sayı. Ama label yazılacak olan yazı. Metin yani. O yüzden peki buraya ne yazılacak? Normalde şu değil mi? Ort değeri yazılacak. Ama ortta sayı olduğu için ben şu ortu ne yapıyorum? Dönüştüreceğiz. Yazdırmadan önce bu sefer neye dönüştürüyorum? String'e. Şimdi niye dönüştürüyorum? Çünkü mesaj yazı istiyor. Bu label'a yazılacak olan yazı. Ama bende ne var şu ortun içinde?
sayı. Yani ben şurada da bakın aynı işlemleri yapmıştım. Kutularda yazı vardı, sayıya dönüştürdüm. En son olarak da sayı bölümünde bunu neye dönüştürdüm? String'e, yani metinsel ifadeye. Ve bunu nereye yükledim? Mesaja. Mesaj da o benim label'ım. Evet, program bitti gençler. Hemen çalıştıralım programımızı. Hocam, parantez içindeki ort nokta text olmayacak. Ort nokta text mi? Ort benim değişkenim ya. O en altta yaptığım. Ort. Yaz. Bak. Bak. Bu değişken. Sen kutu isimleriyle, malzeme isimleriyle değişkenleri sakın karıştırma. Sakın. Değişkenlerin nokta text'i falan olmaz. Değişkenlere veri yüklüyorum ben. Değişken başka bir şey. Şu isimler farklı bir şey. Bunlar bu adamın ismi. Bunlar değişken. Değişkenlerin içerisinde veri tutuyorum ben. Veri saklama işlemi yapıyorum. Aman ha. Sakın. Burası çok kritik. Aman. Sakın karıştırmayın. Ort nokta text yazdın. Beni de bitirirsin. Programı da bitirirsin kendinde. Sakın. Bir daha tekrarlıyorum. Değişkenle ismi, değişkenin amacı içinde veri saklamak. Hocam video şişiyor. Evet, video şişiyor ama çok önemli burası. Değişken ismiyle, şu, bak bunları tanımladım ben. Ama ben kutu isimlerini tanımladım mı? Evet. Tip tanımlaması yaptın mı onlara? Evet. Hayır. Hayır, ben buraya yazılı birileri tanımladım mı? Sadece değişkenleri tanımadım. Evet, deneyelim bunu. Evet, sınıfını seçiniz. Bunlar önemli değil değil mi? Şimdi birinci yazılı notuna giriyorum. Hesaplaya basıyoruz. 53. Sürat alamadık. Aynen hocam. Neyse, ona bir tekrar bakarız. Şimdi ortalama işlemi tamam mı? Evet. Ne yapıyor? Kutulara bakın. Bu son olarak bu videoyu sonlandıracağım. Try catch fonksiyonunu bir sonraki videoda anlatacağım. Yani bu haliyle bu videoyu sonlandıracağım. Çok büyüdü çünkü. Şimdi bakın. Bu kutuya bu veriyi kim veriyor? Kullanıcı. Ben kimim? Programcı. Aramızdaki transferi yapan kim? Bu kutulara. Ben kullanıcı ile programcı arasındaki iletişimi bu formdaki kutular sağlıyor Kerimcan. Sen başka şeylerle ilgilenmeye devam et. Şimdi bu kutunun adı yazılı birdi değil mi? Peki bana söyleyin. Yazılı bir nokta text ne? Yazılı birin içindeki yazıyı ver. Ne o ne? Yazılı bir nokta text yazı. Ne o ne? Y1. Yazılı bir nokta text ne şu an? Değişken. Kör değil, sen söyle. Sen söyle. İçindeki yazıyı seçtik. Yazılı 2 nokta, şu kutunun ismi yazılı 2 miydi? Evet. Yazılı 2 nokta text ne? 85. Yani yazılı 2 nokta text'ten kastımız kullanıcının buraya yazdığı yazıdan bahsediyoruz biz. Peki yazılı 3 nokta text ne? Ve bu değerleri alıp nereye yüklüyorum ben? Kendi değişkenlerime yüklüyorum. Bunları kullanıcı giriyor. Ben bunları nereye aktarıyorum? Kendi değişkenlerime. Yani ne onlar? Y1, Y2. Şu 88 benim nereye yükleniyor? Y1. Şu an 88 bir metin, yazı. Evet. Convert to int 32 diyerek bu 88'i sayıya dönüştürüyorum. Ve 88'i alıp nereye yüklüyorum? Y1'in içerisine. Bu 85'i alıp Y2'ye. 77'yi alıp Y3'e. 33'ü alıp S1'e. 78'i de alıp S2'ye yüklüyorum. Sonra böyle orta. Evet, artık onları sonra da matrisel işleme sokuyorum. Evet, bu videoyu burada sonlandırıyorum gençler.